Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Canım arkadaşlarım benim. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar çok sansasyonel ve trajik bir video ile tekrardan sizlerle birlikteyiz. Bugün Joe Hunter Dallama Erdem'le röportaj yapacağız. Evet kardeşim. Joe Hunter Dallama Erdem'in hayatıyla başlayalım. Erdem'ciğim, öncelikle nerede doğdun, nerede büyüdün ve neler yaşadın? Başla bakalım. Kanka, öncelikle Kocaeli İzmit'te doğdum. Aslen Trabzonluyum ama Kuruçeşme'de nasıl büyüdüm? Bizim gençliğimiz, çocukluğumuz biraz egzantrikti. Nasıl anlatayım ben sana mesela? Biz rambocalık tarzı oyunlar oynardık. Sokağa sıçardık, götümüzü yaprakla silerdik. Bazen hiç silmezdik, direkt öyle çeker. Tabii devam ederdik. Zevk için çocuk döverdik. Mesela bir anımı anlatayım sana. Erik yiyoruz, erik çaldık. Erik ağaçlarına saldırdık kanka. Cebimizde bir ton erik var. Bir tane de bu adam halden uyuz oluyorum, tamam mı? Şimdi çocuğun bize fakat hiçbir yanlışı olmadığı için bunu bir şekilde benim hani imha etmem lazım. En son aklıma bir şeytani fikir geldi. Kanka, erik sever misin dedi. Yok severim dedi. Yer misin? Yok yemeyeceğim dedi. Nasıl erik yemezsin diye bam küs saldırdığımız olmuştur. Yani biz piştik yani moruk biz küçükken. Çocukken öyle yani, egzantrik bir geçmişim oldu. Mesela bizim sokaklarda çok düğünlerde kavgalar olurdu. Biz kavga izlerken çekirdek, fıstık yiyerek büyüdük. Öyle bir yani şizofreni hayatımız, gençliğimiz geçmiş bulunmakta. Seni anlamakta güçlük çekiyorum Erdem. Ben de bazen kendimi anlamakta güçlük çekiyorum, emin ol Atakan'cığım. Şimdi evet arkadaşlar, Instagram'dan Joe Hunter Dallama Erdem'e sorduğunuz sorular var. Bunları size ileteceğim. Yakınmak istiyorum öncelikle. Bir dallamanın biri Instagram'ımı çaldı. Onu yakalarsam telif atacağım ama direkt. Anne yalan atacağım. Direkt anneyi. Anneler şimdi, zaten bu arada özel ilgi alanım. Şimdi sana gelen sorulardan ilki. Fitness'ı ne için yapıyorsun bebeğim? Ben bu sporu olgun kadınlar için yapıyorum kardeşim. Çünkü bu spor hiç kimse götünü yiyeyim ayağını yapmasın. Olgun bayanlar için. Tabii olgun bayanlar için yapıyorum. Çünkü bunda Atakan aç kalıyorsun. Onu yemiyorsun. Bunu yapmıyorsun. Bir bedel ödüyorsun. Ben bunu şu an günümüzdeki yamyam kızlar için yapmam ki. Olgun kadınlar zaten hayatı yemiş oluyor kardeşim. Hani bazı şeyleri aşmış oluyor. Yani derler ya, görmüş ve geçirmiş. Aynı bu tarz olduğu için ben olgun kadınlar için yapıyorum. Şöyle de ekleyeyim. Sponsorluk veriyorum bu aralar Instagram'da. Yeni bir şey keşfettim. Orada yaş kategorisi var kanka. O yaş kategorisi genelde ben 30 ve 50 yaş arası yapıyorum. Bu arada kadınlar, olgun kadınlar derken evliler hariç, yanlış kesinlikle anlaşılmasın. Tabii evlenmiş, boşanmış, çocuğu olsa da fark etmez yani. Trisam da seviyorum bu arada. Sen de anlamından da inanırsın ya. İkinci soruyla geçelim. Sen anabolizan kullandın mı hiç? Steroid? Kullandım, evet. Dibine kadar ha? Kullandım. Anasını bile siktim moruk. Gırtlak ilaç? Evet kardeşim. Tamam. Şimdi ikinci sorumuz. Anabolizan kullandığı halde kullanmıyorum diyen sporcular hakkında görüşlerin nelerdir? Şimdi bu konu çok güzel bir soru sormuş arkadaş. Arkadaşlar bence anabolizan kullanıp kullanmadığını söyleyen insanlar tipik orospu çocuğudur. Şimdi çocuğa bakıyorum, hiçbir popülerliği yok. Muhitte tanınan bir kişi değil. Milli sporcu değilsin. Kardeşim ben sana insan gibi ne kullandığını soruyorum. Belki aldığın, kullandığın ilaçtan etkilendim. Ben aynı ilacı kullanacağım. Ya da kullandığın ilacı ben senin nasıl diyeyim, pasif gördüm, daha iyi bir yola yönlendireceğim. Ama gel gelelim saklar. Ananın amcı, bir ilacı kullandığını saklamak ne? Ben seninle dalga geçecek halim yok. Geliyorsun, yok kullanmıyorum, ben natural yapıyorum, yok 5 öğün yiyorum, 1 kilo pirinç tüketirim. Orospu çocuğu, ben de 5 öğün yiyorum. Anabolizan da kullanıyorum ama senin dediğin gibi olamıyorum. Yani götünü yiyeyim ayağını bırakalım beyler. Anabolizan kullanıyorsanız da kullandığını söyleyin. Çünkü şuna değineyim. Hani Murrow filminde Steve Rogers'ı bir makineye sokuyorlar. 5 dakika sonra Kaptan Amerika olarak ortaya çıkıyor ya. Anabolizan kullansanız da bu olay gerçekleşmiyor arkadaşlar. Bu yıllar süren bir alan, bir süreç. Onun için kullandığınızı saklamayın, yalancı olmayın, göt verenlik yapmayın yani, gerek yok. Tamam. Bu arada ortamın... İçindeki ateşi püskürüyorsun amına koyduk, kamera yiyeceksin ya. Ortamın da amına koyduk, kusura bakma. Yok önemli değil. Alışık bizim takipçiler. 3. Bayan fitnessçılar hakkında görüşlerin nelerdir demiş bir arkadaşımız. En lanetli sorulardan arkadaşlar, bu arada şunu söyleyeyim. Türkiye'de bayan sporcular şu Meryem Ana triplerinden bir çıksınlar. Hani benim bir lafım var, geçen Instagram hesabımla da paylaştım. Erkek fitnessçinin egosu kardeşim bir nebze çekiliyor. Fakat bayan fitnessçinin egosu 31 olsa çekilmez amcaoğlu. Aman akoyim, sanki küçük dağları onlar yaratmış. Böyle bir yok olamaz. Ya bak gel gelelim, ego yapıyorsun. Meryem Ana gibi takılıyorsun. İsa Mesih'i tamam sen doğurdun.
Ama finalde Instagram'a hikaye atıyorsun. Dışarıda amına koyayım takıldığın adamı görüyorum. Cennetten kovulmuş, Nuh'un gemisinde yer bulamamış. E sen şimdi bu egoyu amına koyayım niye yapıyorsun? E yapıyorsan da yanındaki ucubenin ne işi var? Sirkten mi aldın amına koyayım bunu? Ben bayanların fitness yapmasına Türkiye'de karşıyım. Türkiye'deki genelleme yapmıyorum ama %60'ı, %70'i hatta %80'i diyelim kendini çok yükseklerde görüyor. Götüne sokmuş kanatlarını saklamış misali diyelim biz buna. Kanatları da yok diyorsun yani. Ya, yok yok kanatları var da dümenden saklıyorlar sanki. He spor salonunda en uyuz olduğum muhabbetler. En sevmediğim ya, muhabbetler. Ya şimdi bak. Şu muhabbete çok uyuz oluyorum bir kere onu söyleyeyim. Tam sete gireceğim. Mesela diyetteyken zaten deli oluyorum. Adam mesela simit meşin makinesinde üst göğüs çalışacağım. Geliyor çocuğa bir bakıyorum böyle aşağıdan yukarı. Aman koyayım ıslak 30 kilo 1.50 boyu sikim gibi huyuyla. Abi kaç setim var? Diyorum kardeşim çok setim var. Hani makineyi ben kullanayım benden sonra. Bana bir de böyle dönüyor diyor ki tamam da sert niye yapıyorsun? Biraz görgülü olsan daha iyi olmaz. Lan orospu çocuğu senin nerene görgü yapacağım? Ya da sen gelmişsin. Bu aylarda spor yapmaya başlamışsın. Sen bu aylarda spor yaptıktan sonra kendine ne gelişim kat etmeyi düşünüyorsun ki kardeşim? Hani bedavaya bizim hakkımıza girmeye niye çalışıyorsun? Adamları sövünce bir de haksız oluyor zamana koyayım ya. Kaç tane mahkeme var? 12 tane sabıkam var. Allah'a şükür hepsini bitirdim. 6 aylıkta bir kısa yanlışlıkla cezaevi geçmişim var. Fakat şu an bir tane mahkemem var beyler. Eğer yırtarsam özgürlüğümü ilan ettim amcaoğlu. Ben tamam kral. Orospu çocuğum taç takıp donla gezmezsem İzmit'te bu oğlum. Dur dakika. Benim şimdi sporum salonlarında ilaç kullansam 2-3 ayda senin gibi olur muyum? Abi muhabbetlerini salın. Amcık ağızlık yapmayın. Çok uyuz oluyorum. En son birinin götüne Z bar sokacağım yani o derece. Düz niye? Z kıvrımlı biraz. Z kıvrımlı ha. Aynen. Tamam. Daha tatlı hoş geldin. Şimdi Joe Hunter Erdem abimiz 2'de 1'de videolarımızda yandan çıkıyor. Bu Erdem abimizin öğretim hayatı nedir? Ne mezunu? Ben bedelli yaptım okulu kanka. Bedeli de ağır oldu. Ortaokulda mesela bizim Gazi Hoca görüyorsa buradan selamlar. Baktı dedi Erdem sen büyüyünce çok fena bir çocuk olacaksın. Teşekkür ederim hocam. Onun için sen derslere girme biz seni bütün derslerden geçireceğiz dedi. İyi tamam benim birkaç tane de arkadaş kalem vardı zaten şeyde okulda. Bunlar da böyle göt lalesi insanlar tamam mı? Psikopat ne olduğu belli olmayan. İstediğin zaman 5-10 kişi, 10 kişiyi de geçmeyecek ama kanka. Dersen alıp bize ufak tefek işler yaptılar. Mesela gidiyorduk okulun arkasında sıralar falan geliyordu, kırık sıralar. Onların yerlerini değiştiriyorduk. Bazen inşaat işleri tarzında şeyler oluyordu. Ben tabii bir şey yapmıyordum, ben sigara içiyordum. Bazen çocuklar çakmak gazı getiriyordu, çakmak gazı falan çekiyorduk böyle ani. Vallahi yapıyorduk kanka bunları küçükken. Çakmak gazı bir şey değil ki, 30 saniyelik bir kafası var kanka. Ya küçüklükten beri piçtik var. Ya oğlum tam dallamasın ya. Biz çalıştırıyorduk böyle kardeşlerimizi. Ondan sonra amına koyayım lise hayatına geçtim. Lise hayatı bambaşkaydı kanka. Çünkü biz lise hayatına geçtik. Ben okula gittiğimi sandım. Bir baktım F tipi ceza abi. Amına koyayım teller var. Kapıda bir lavuk duruyor. Kart göster. Geç. Dur. Üstünü arıyor amına koyayım. Kadınlar bayan şeylerini de bu arada bayan diyorum kusura bakmayın. Ona şu lafın bittikten sonra deyince. Üstünü arıyor. Sigara varsa siktir git. Kartın yoksa okula girme. Ben okulda bir duyum aldım. Endüstri Meslek Lisesi'nde okudum arkadaşlar. 100 tane kız var dediler okulda. Fakat ben okula gittiğimde hiç kız göremedim. Şöyle göremedim. Tamam bazı insan yapılarının vücut anatomisi bayana benziyordu. Fakat amına koyayım aynaya bakıyorum onun da sakalı var benim de sakalım var. Onun da elinin üstünde kıl var benim de elimin üstünde kıl var. Onun da koltuk altında kıl çıkıyor benim de kıl çıkıyor. Bu nasıl kız amına koyayım? Yani maymun gibi kadınlarla beraber okuduk. Ondan dolayı da biraz kafayı sıyırmışlığımız doğrudur yani kardeşim. Ne yapsın oğlum siz? Bizi okuldan bir de siktir ettiler. Biz baktık cezaevi gibi okul cezaevi kurallarını o zaman okula getirelim dedik. Sigara sattık. Bu arada bak bir şey diyeceğim. Bir insandan bir TL'm var mı dersin ya. Hani o sana kendi gönül şeyiyle bir TL'yi verir ya. Kardeşim bu gaspa girmiyor. Bunun adı sinyal amına koyayım. Tamam mı? Sinyalsin sen. Ama gel gelelim şimdi. Ben okulda 1000 kişi varsa 500 kişiden 1 lira toplardım kardeşim. 500 lirayı yapardık. Okul çıkışı şarap içmeye giderdik çocuklarla. Sonradan işi gaspa çevirdiler kanka. Birinden para isteyince gasp oluyormuş. Ondan sonra bıraktım sinyal işlerini de. Artık freestyle ile takılıyorum amına koyayım. Adli olarak ben resmi olayım diyorsun her konuda artık. Bu kez koklayayım öleyim be. Ha. Efendim kardeşim. Adli olarak resmi olmak istiyorum diyorsun. Ben artık namaz kılıyorum boş zamanlarımda. 5 vakit namaz. 5 vakit değil de 4 vakit banko kılıyorum. Oruç tutuyorum.
hacca gitmeyi düşünüyorum Atakan'la beraber. Tamam. Tabii zekat veriyorum. Mesela Kemal abi falan sigara falan veriyorum bazen. Yani doğru yolda ilerleme gayret... gayret ve çaba gösteren erdem. Aynen beyler. Gayret ve çaba gösteriyorum elimden geldiği kadar. Elinden geldiğince... Ben burada rahat edemedim amına koyayım ya. Götüm mü büyüdü benim acaba? Elinden geldiğince gayret ve çaba göstermeye devam kardeşim. Ediyorsun. Omuzları da patlattın. Bir ufaktan bir ince kısa ester var galiba kanka. Kullanıyorum ya şu an. Arkadaşlar bak ben size söyleyeyim. Bu spor nasıl futbol kramponsuz yapılmıyorsa bu sporda ilaçsız yapılmaz. İlaçlı bir yere kadar yaparsınız yani. Gözde değer gerçekten böyle hani o Instagram aleminde, sosyal medya aleminde gördüğünüz insanlar gibi vücut yapmak istiyorsanız hem götünüz ıslanacak çünkü göt ıslanmadan balık tutulmaz. Hem de ilaç kullanacaksınız ama şöyle ilacı da yani anasına mı gibi kullanmayacaksın hiç kesmeden değil. Belirli dozajlarda kullandıktan sonra bunun zaten zararının minimumuna indiriyorsun. O yüzden dolayı ben kullanıyorum. Her yazın ben kullanıyorum kanka steroid ya. Öneriyorum ama mu önermiyorum ben ama ben kendim kullanıyorum. Ben seviyorum kardeşim. Doğru ama bak ben sana ne dedim bu konuda? Hep dedim kısa ester giriyorsun işin dümeni. Aynen. Biraz... Adama, bak 120 kilo adamsın kanka bir düşünüyorsun definasyona. Tamam biz de senin gibi olamayız ilaç kullandığı için. Omuzlar vesaire kas kütlesi o kadar yakalayamayız ama natural olarak ben de karın kası çıkartabiliyor muyum diyet yaptım. Aynen. Ama büyüyemiyor kanka, muyum? Şöyle bir şey var. Tamam büyüyorsun kardeşim. Büyüyemiyorsun. Nasıl büyüyemiyorsun? Bir yerde kalırsın. Oğlum hayvan gibiydin lan 46-47 santim kol gördüm hayır, ben sende. Şunu demeye çalışıyorum. Şu omuzu yakalayamazsın. Sen şu kızester yapacağına adam akıllı bir büyüsen şu tiple şu şekilde bir 120 kilo 110 kilo kas kütlesi yapabilecek. Ya kızestere ayırdın maliyet uzun ester ayırsan zaten olacaksın. Abi bak ben şöyle diyeyim ben hani çünkü benim bu arada sahnem sokaklar kardeşim. Ben vücudu koyarım çıkarım dışarıya gözümü bir bayına güzel bir hatunu kestiririm merhaba canım ben amcanım tarzında. benim yani sahnem dışarısı ben öyle yani kafamda bir yarışma yok bir şey yok. Hani ileriye ama işte dönük... niye kısa ester yapıyorsun? 2 ay kısa ester şey yapıyorum bana çünkü kanka bu 2 ay nasıl kalmıyordum? 6 ay piz içtim anca gitti amına koyayım karın kaslarım bu oğlum. Ama iyi ilaç kullanınca kalıyor kanka. Ya bak niye kullanmak istemiyorum Atakan? Zaten biliyorsun diyetlerde çok sıkıntılı geçiyor benim diyetler. Ölüm oruçları tutuyoruz kanka. Şimdi bağlı olacağım 110-115 kilo. Ondan sonra aman okuyayım bir daha diyette 15-20 kiloyu vermek var. Hani bunların ben sıkıntısını daha önceden bildiğim için hep ben böyle kalayım bana yetiyor. Hani zaten dediğim gibi eriye dönük bir hani yarışma olsun ya da başka bir şey kafamda olmadığı için. Abi sen bozdun mu tam bozuyorsun diyeti. Bozmayacağım. Balta da biraz %10, %20 bozacaksın arada. Sen bozdun mu tam bozuyorsun abi hiçbir şey yok. Bilmiyorum şeytan amına koyayım kanıma geliyor. Belki bu sene bir balk kürü yapabiliriz zaten. Kanka büyü diyorum sana da. Yani definasyon olup definasyon harcadığın kürü büyümeye harcasan iki katı kas kütlen olacaktı abi. Niye yani karın kası çıkartırken niye ilaç kullanıyorum ben onu anlamadım. Kanka bak ben şimdi bu sporu ne dedim sürekli kadınla... Sürekli sadece kısa ester kullanmak için abi bak bir şey diyebilir miyim? Tabii ki. Ben bu sporu ne için yapıyorum dedim. Olgun bayanlar için değil mi? ya şu Instagram'dan 30 kişiye şöyle örnek vereyim. Chris Bumstead'ın fotoğrafını attım. Bir de Jeff Seyd'in fotoğrafını attım. Bu arada idolümdür Jeff. O 30'un 25'i Jeff'in vücuduna dedi kanka. Güzel. Hiçbir tamam, kırsız bağımsız demedi. Onu tartışmıyorum. Şimdi abi ben erkekler için yapmıyorum ki. Tamam, götçü tamam. Değiliz ki. Göt sikmeyeceğiz ki kardeşim tamam, burada. Tamam. O zaman şimdi son iki soru. İdmanda hangi tarz müziklerle motive oluyorsun bebeğim? Ya şimdi ben idmanda normalde yabancı müzik sokaklarda ya da club tarzı yerlerde dinlemeyi seviyorum da. Ya idmanlarda beni deşarj eden müzikler genelde slow parçalar. Mesela Ali Baran, Karmete, Trabzonlu olduğum için Karadeniz yöresi şarkılarını da seviyorum. Semtimizde yaşıyor buradan selam olsun eğer görüyorsa Mustafa Toprak Özdemir şarkıları herkese de öneririm. Gerçekten tribe sokan şarkılar. Bu tarz slow şarkı mesela Müslüm Baba olsun. Azer Baba'nın bazı şarkıları. Ama işte yukarıda açınca bu tarz şarkıları Ömer abi açıyor kapıyı. Oğlum burası meyhane mi şarkıyı değiş diye. Piç ediyor idmanımızı kanka. Mecbur gevur müziği dinliyoruz. Tamam. Ama yani ben slow müzik seviyorum idmanlarda. Anladım bebeğim. Şimdi son sorumu soruyorum. 7 tane soru gelmiş amına koyayım sana da kanka. Allah razı olsun. Eksik olmayın reis. Tamam. 7. soru. Steroid kullananlar ileride kısır kalıyormuş. Erdem abimiz bu konu hakkında ne düşünüyor demiş bir arkadaş. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Şimdi... Steroid kullananlar ileride nasıl kısır oluyor? Mesela yurt dışında genelde burada olan ben duymadım, tanıdığım da yok. Fakat yurt dışında bu... Çok da önemli değil diyorsun yani kanka. Yurt dışında, yurt dışında bu işten gerçekten iyi paralar kazanıldığı için insanlar bu steroid denen şeye bak daha demin dedi ya balkada sokalım. Atıyorum kışın bal külünü yapıyor, yazın definasyon külünü yapıyor. Artık ne tarz ilaçlar kullanıyorlar onları da bilmiyorum. Fakat bu sirkülasyonu devam ettiriyorlar. Bu sefer ne yapıyor? Şimdi normal günümüzden örnek vereyim. Ben şimdi evde yatıyorum amcaoğlu. Koymuşum, açmışım Netflix'ten orada biram var, sigaram var. Habire biri bana para yolluyor. Hiç çalışmadığım halde.
5 sene, 6 sene, 7 sene, 7. sene bir parayı kesiyor benden kardeşim. Vermiyor daha, siktir git. E şimdi alışmış kudurmuştan beterdir beyler. Sen çalışır mısın, ne dersin? 7 sene yattık, para geldi. İlla bir lavuğu daha buluruz, yine para gelir bir şekilde. Şimdi testosteron da böyle. Sen hep dışarıdan yapay hormon alıyorsun, alıyorsun. Belki 5 sene, belki 6 sene, belki 7 sene hiç kesmeden. ondan sonra testosteron hormonunuz tembelleşiyor ve kısırlık muhabbeti oluyor. Kısırlık muhabbeti dedin herhalde, ben tam bilmiyorum ama kalkmıyormuş diyorlar yani. Benimki mermi gibi yani, benim ondan yana bir sıkıntım yok. Erdemciğim teşekkür ederim. Mermilerini biz de kullanma. Benimle röportaj yaptığın için önce teşekkür ediyorum. Ederim. Arkadaşların hepsine de selamlar dilerim. Güzel. Hayırlı bir 28 tane soru geldi. Instagram'da çalmış ipneler. Bulabilirsem harbiden yeniden mi? Bir soru cevap yaparız. Yok oğlum, gir bak. Allah vallahi Allah. Vallahi ciddiyim, yemin ediyorum. Bana kalp işareti yolluyor oğlum, dedim Atakan bize mi yazılıyor ama. Ya yok, yemin et lan. Ne kalbi amına koyayım.